Değerli izleyicilerimiz ve değerli dinleyicilerimiz, 100. yıl seçimi programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 60 ulusal ve karasal yayın yapan televizyon ve 45 radyo kanalı üzerinden Türkiye'nin en geniş kapsamlı yayınlarını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden başkentimiz Ankara'dan gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Seçime tam 4 gün kaldı. Pazar günü seçmen sandığa gidecek ve hem Cumhurbaşkanı'nı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmasını istediği milletvekillerini seçecek ve oy verecekler. Biz de bu akşam çok önemli bir program yapıyoruz aslında. Seçmenin en çok merak ettiği soruların yanıtlanacağı bir program yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesini konuşacağız. Vatandaşa verdiği vaatleri konuşacağız. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 söz verdi. Bunların da detaylarını kıymetli konuğumuza soracağız ve seçim beyannamesi içerisinde işsizlikle mücadele adımlarına detaylı bir şekilde yer verildi. Ekonomik ve sosyal desteklere de detaylı bir şekilde yer verildi. Bunları da konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi geçtiğimiz 5 yılda yani 27. dönemde neler yaptı? Önümüzdeki 5 yılda yani 28. dönemde neler yapacak? Bunları sizler için kıymetli konuğumuza soracağız. Çünkü konuğumuzun yayına katılacağınızı sizler öğrendiğinizde bana hem sosyal medya hesaplarından ve mesaj olarak birçok soru yazdınız. Emin olun ki bu akşam hepsini kıymetli konuğumuza sizler için soracağım ben de. Sizlere konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden sorumlu ve aynı zamanda Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı. Programımıza hoş geldiniz Sayın Kalaycı. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. Sağ olasın. Konya milletvekilisiniz. Evet. Konya'dan milletvekili adayısınız. Evet. Öncelikle sizden biraz Konya'yı dinlemek isteriz. Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum 60 televizyon kanalı, 45 radyo kanalı vasıtasıyla 81 ilimizde vatandaşlarımızla buluşmamızı sağladığınız için. Anadolu medyasına çok önem veriyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Yaşadıkları sorunları da biliyoruz. Bu konuda gerekli çalışmalar da yapıyoruz. Seçim beyannamemizde de yine beyanlarımız var. Tabii ki seçim bölgemle ilgili sordunuz. Seçim bölgemde olan kanallardan biri de yine bu 60 kanalın arasında KON TV. KON TV bizim gururumuz, Konya'mızın önemli bir yayın organı. Evet, Konya'da yoğun bir şekilde seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya'mızın 31 ilçesinde mahalle mahalle, köy köy, ev ev çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 15 milletvekili adayımız, hatta aday adaylarımız, 73 milletvekili aday adayımız vardı. Ayrıca tabii ki teşkilat mensuplarımızla birlikte çok etkin bir çalışma yürütüyoruz. Konyalı hemşerilerimizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı olan yüksek ilgisi ve teveccühü bizleri memnun ediyor. Büyük bir moral ve motivasyon içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki Konya'mızdan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili sayısını birden fazla artıracak. Öyle görünüyor inşallah. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccüh devam ediyor, artıyor. Ve 2018 seçimlerinden daha yüksek oranda bir oyla Cumhurbaşkanımıza Konya olarak desteğimizi vereceğiz. Konya'mız o milli duruşunu gösteriyor. Öncelikle seçim beyannamenizle başlamak istiyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi yıllardır her dönem olduğu gibi evet. Bu yılda sosyal hakların tanınması konusunda seçim beyannamesine detaylı bir şekilde yer verdi. Bu kapsamda evet. Çalışmaları görüyoruz. Evet. Vaatleriniz vardı. Asgari ücretten verginin kaldırılması, evet. EYT, evet. 3600 ek gösterge gibi. Bu dönemde yani 27. dönemde bunlardan netice aldınız. Evet. Ve önümüzdeki dönemlerde neler yapacaksınız bunları merak ediyorum. Aynı zamanda verdiğiniz vaatlerin gerçekleşmesinde Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne gibi katkısı oldu? Bunu da sizlerden öğrenmek isteriz. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamelerimiz gerçekten milletimizin içinde bulunduğu sorunları tespit eden, yani toplumun her kesimleri itibariyle, çiftçimizden esnafımıza, çalışanımızdan emeklimize, sanayicimize, güvenlik güçlerimize kadar her kesimle
devamlı temasımız da olduğu için sorunların tespitinde büyük isabet ve bunların çözümü noktasında da çok önemli ve gerçekleşebilir vaatlerimiz oldu. Şöyle söyleyeyim, mesela 2018 yılı seçim beyannamemizin tahmin ediyorum %80'i falan vaatlerimizin gerçekleştiğini görüyoruz bu dönemde, son 5 yıl içerisinde. Bunda tabii ki Cumhur İttifakı olarak katkısı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş olmamızın katkısı var. Nasıl katkısı var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle istikrarlı bir dönem yaşadık. Şöyle ki, Cumhuriyet tarihi boyunca göreve gelen yönetimlerden en uzun süreyle görev yapılan dönem oldu bu dönem. 5 yıl. Daha önce hiçbir hükümetin ömrü bu kadar sürmemişti. Bu da zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden birisi istikrarı sağlaması. Ekonomik yönden de demokratik yönden bir istikrar var. Cumhur İttifakı olmamızın da mutlaka bu vaatlerimizin gerçekleşmesinde önem var. Çünkü beraber çalışıyoruz. Hedefimiz aynı AK Parti ile beraber. Bu anlamda da vaatlerimizin gerçekleşmesinde birlikte yaptığımız çalışmalar mutlaka etkili oluyor. Son dakika gelişmesiyle aslında bir de size bir soru sormak evet. istiyorum. Aslında ilk olarak onu soracaktım. Kamu işçilerine bir zam geldi. Birkaç evet. gündür bu konuşuluyor. Durum böyle olunca da asgari ücretin de bir beklentisi var. Evet. Emeklilerin de bir beklentisi var. Evet. Asgari ücret maaş alanlara ve emekli aylığı alanlara bir müjdeleriniz olacak mı önümüzdeki dönemlerde? Onlara zam yapılacak mı Temmuz ayı gibi? Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Dün bu top sözleşme tamamlandı ve Cumhurbaşkanımız tarafından varılan uzlaşma açıklandı. %45 kamu işçi ücretlerine zam öngörüldü. Ayrıca fazla çalışma ücretlerine %70 zam. Yine prim ve diğer sosyal ödemeler, ek ödemelerle ilgili de artışlar öngörüldü. Şöyle bir durumdan önce izah etmeye çalışayım. Memurlar, asgari ücret, işte kamu işçilerinin toplu sözleşmeleri farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Yani Ocak ayında asgari ücret mesela belirleniyor. Aralık ayında belirleniyor hatta 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe konuyor. Kamu çalışanlarının aylıkları yine toplu sözleşmeyle belirleniyor. Ne kadar artış yapılacağı. O da Ocak ve Temmuz aylarında bu artışlar kesinleşerek uygulamaya konuluyor. Böyle olunca tabii yani dün itibariyle bunların da açıklanması haliyle henüz daha Temmuz'a zaman var. Enflasyonun ne oranda olacağını şimdiden kesin bir rakamla ifade etmek de mümkün değil. O nedenle bu açıklanmadı ama şunu bir beklenti oluştu ama. Altını çizerek söyleyeyim Büşra Hanım. Merkez Bankamızın 6 aylık enflasyon tahmini %22'ler düzeyinde. Yani %25 olduğunu varsayalım 6 aylık enflasyonun. Çünkü kamu çalışanının da emeklilerimizin de aylıkları 6 aylık enflasyon üzerinden artırılıyor. %25 civarında bir enflasyon. Bunun üzerine refah payı da konulacak. En az 15 puan konulur. Dolayısıyla kamu işçisine verilen zam kadar emeklilerimize de memurlarımıza, kamu çalışanlarına da zam geleceği yani şimdiden öngörebiliriz, söyleyebiliriz. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü zaten mevzuat da bunu öngörüyor. Ayrıca son dönemlerde Cumhur İttifakı'nın başarısı diyelim, devlet bütçemiz yaratılan kaynaklardan dolayı bazı ödemeleri hazmedebiliyor. Artık refah payı uygulaması da başladı biliyorsunuz. Ocak ayında normalde enflasyon oranına göre ve mevcut mevzuata göre emeklilere ve kamu çalışanlarına %15 zam yapılması gerekiyordu. Ama hükümetimiz 15 puanda refah payı ekleyerek %30 zam yaptı. Temmuz'da da böyle olacak. Artık refah payını 15 mi yaparlar, 20 mi yaparlar? O günlerde belli olacak bir konu. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğim gibi kamu işçilerinin aldığı zam kadar diğer kamu çalışanlarımız da
ve emeklilerimiz de bundan yararlanacak. Emekliler demişken, evet, EYT konusuna değinmeden olmaz aslında. Doğru. Milyonların istediği bir arzuydu. Hı-hı. Sizlerin de vaatleriniz arasında vardı ve evet, bu yıl EYT konusu çözüldü. Artık EYT mağdurları da emekli oldular. Evet. Bu sorun aslında ilk olarak ne zaman ortaya çıktı? Bununla başlayabilir miyiz? Tabii. Kaç kişiyi kapsadı? Tabii. Ve önümüzdeki yıllarda ne gibi hakları olacak EYT, hı-hı, mağdurlarının? Bunları anlatabilir misiniz? Evet. Asgari ücret konusuna tekrar gelecek miyiz bilmiyorum. Şunu da ekleyerek isterseniz devam edeyim. Buyurun, buyurun, siz ekleyin. Asgari ücretten, evet, bahsetmişken. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak asgari ücretle çalışanlara büyük şehirlerde ulaşım desteği, ulaşım yardımı yapılmasında öngörüyoruz. Hı hı. Çünkü büyük şehirlerle bir ilçe, daha küçük yerler aynı değil geçim şartları bakımından. Gerçekten büyük şehirlerde geçim sağlayabilmek zor. Bu anlamda bir destek verilmesi gerektiğini Milliyetçi Hareket Partisi olarak öngörüyoruz. Yine bu kamu çalışanlarıyla ilgili şöyle bir durum var. Mühendislerimiz var, hı hı, kamuda çalışan. Akademisyenlerimiz var. Bunun gibi bazı kesimlerin özlük hakları bayağı geride kaldı. Bu anlamda da Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerek mühendislerimizin, gerek akademisyenlerin, gerekse diğer aynı eşitsizliğe maruz kalmış kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, hı, konusunda da bizim vaadimiz var. Bu konu zaten kamuda personel rejiminin, ücret rejiminin yeniden ele alınmasıyla, hı, mümkün olacak. Bu konuyu biz taahhüt ettik. Seçim beyannamemizde yer verdik. Yani mühendislerin eşitlenmesi için, adaletli, evet, olması, yani için dengeli olması var için. Hı hı. Aralarındaki dengeler bozuldu. Ücret, hı hı, dengeleri bozuldu. Şimdi şöyle düşünün. Mühendis arkadaşlarımız var kamuda, birçok kurumda. Yanındaki çalıştırdığı işçiden daha düşük aylık alır konuma geldi. Hı hı. Yani bunu düzeltmemiz gerekiyor. Her ne kadar normal Temmuz zammıyla yine bir artış olacak ama bu kesimlere yönelik ayrıca bir tazminatlarda, özlük haklarında iyileştirme yapmak gerekiyor. Bunu da yapacağız inşallah. Şimdi iyileştirmeden bahsetmişken, evet, soruma tekrar dönmeden, evet, Bağkur konusunda bir iyileştirmeniz olacak mı? Bağkur emeklileri konusunda. Bağkur konusunda şöyle, biliyorsunuz prim gün sayısı bakımından Bağkurların itirazı var. Şöyle söyleyeyim, 3 tane sosyal güvenlik kurumumuz vardı eskiden. SSK, Bağkur, Emeksan'dı. Bu üçünü birleştirdik. Fakat sigortalılar arasında bir norm birliği sağlamadık. Yani sigortalılara uygulanan mevzuat yine ayrı. Yani hizmet yılı itibariyle, prim gün sayısı itibariyle farklı uygulamalar var. Mesela en son kanunda SSK'lıların 7200 gün. Bağkurların 9000 gün. Bunu da zaten hükümetin de bir çalışması aslında bugünlerde açıklandı. Çalışma Bakanımız da ifade etti. 1 milyonun üzerinde Bağkurlu olan esnafın prim gün sayısının 7200 güne düşürüleceği ifade edildi. Bizim de bu yönde zaten taahhüdümüz var. Norm ve standart birliği sağlayacağız. Çünkü sigortacılığın temel felsefesi budur. Ne kadar prim o kadar maaş. Bu kapsamda da yine eşitsizlik var. Biliyorsunuz emekli aylığı alt sınırını 7500 liraya çıkardık. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaatlerinden biriydi. 1000 liranın altında kimse kalmasın demiştik. 2019'da 1000 lira asgari aylık konuldu. Artır artır bugün 7500 liraya geldi. Fakat şöyle bir durum oldu. Bazı sigortalıların daha fazla prim gün sayısı var, bazılarının daha düşük. İkisi de aynı maaşı alır hale geldi. Bir de 7500 liranın üzerinde 7600 lira alan emekli mesela hiçbir şeyden yararlanamadı. İşte hem o eşitsizliği giderme hem de kademeli olarak daha üst aylık alanların da artılması suretiyle emekli aylıklar arasında da bir eşitlik sağlanması gerekiyor. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin önem verdiği konulardan birisi, öncelik verdiği konulardan birisi. Zaten sosyal güvenlik sistemine yönelik bir reform, yeni bir reform çalışması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah vatandaşımızın, evet, yüzü güler diyoruz. Az önceki soruma dönmek, evet, istiyorum. EYT konusu çok önemli. EYT konusu nereden doğdu? Önce onu kısaca anlatayım.
Rahmetli Turgut Özal, 1986 yılı diye yanlış hatırlamıyorsam, bir yaş şartı koydu sigortalılar için. 55 kadınlarda, 60 erkeklerde ve bir kademeli geçiş öngörüldü. Fakat 91 seçimlerinden sonra hükümet kuran, ikisi de rahmetli, Allah rahmet eylesin hepsine, Süleyman Demirel, Erdal İnönü hükümeti kuruldu. Geldiler, o yaşı kaldırdılar. Özal'ın uygulamaya koyduğu yaş şartını kaldırdılar. Tabii bu kaldırılınca Sosyal Güvenlik Kurumu öyle bir mali yük altında kaldı ki artık batmak üzereydi. Ben de tam o yıllarda denetliyorum, başbakanlık adına denetlediğim kurumlar. Gözümüzün önünde mali çöküntüsünü görebiliyorduk. Raporlarımıza da bunu yazıyorduk. Böyle giderse şey batacak, sosyal güvenlik sistemi batacak diye. Bunu kurtarmak için 99 yılında bir reform gerçekleştirildi. Bir de 2008 yılında reform gerçekleştirildi. Yeniden yaş şartı geldi ve kademeli geçiş öngörüldü. Fakat bu kademeli geçiş öngörülürken mevcut çalışanları da kapsadı. Yani siz işe girdiğinizde yaş şartı yok ama 5 yıl çalışmışsınız, küt diye bir kanun çıkmış, size yaş şartı gelmiş. Bu yani bir kazanılmış hak gibi değerlendirirsek bunu, bir haksızlıktı bu. İşte o 99 öncesi, 8 Eylül 99 ve öncesi işe girenlerin bu işe girdikleri tarihteki şartlara sahip olması gerektiğinden hareketle bunların yıllar süren talebi vardı. O yıllardan bu tarafa talepleri vardı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk 2011 seçimlerine yönelik seçim beyannamemizde bunu taahhüt ettik. Emekli yaşa takılanların sorununu çözeceğiz diye. Daha sonraki 2015 Haziran seçimleri, 2015 Kasım seçimleri, 2018 seçimlerinde de seçim beyannamelerimizde yer verdik. Nihayet Cumhur İttifakı olarak, zaten bütün sorunları çözerse Cumhur İttifakı çözer, bu kanunu çıkarmak nasip oldu. 8 Eylül 99 öncesi işe girenlerin yaşa takılma olayı ortadan kaldırıldı. Talep de o yöndeydi, yaşı kaldırın diye. Artık prim gün sayısını doldurmuş, hizmet yılını doldurmuş olanlar yaşa takılmadan emekli olabiliyor. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Şu ana kadar 1 milyon kişi emekli edildi. Toplamda da 5 milyon sigortalının bu kapsamda olduğu, bu yaşa takılmaktan kurtulduğunu ifade edeyim. Burada geçmişten bahsetmişken bir konuda altını çizeyim. Eğer 92 yılında o yaş kaldırılmasaydı, bugün en düşük emekli aylığı 15 bin lira oluyordu. Tabii o yaş kaldırıp kurum büyük bir mali külfet altında bırakılınca kurumun devamlılığını sağlayabilmek için emekli aylığında hesaplamalarda o reformlar zamanında belli düşüşler öngörüldü. Bu da emekli aylıkların düşmesine neden oldu. Yani popülist bir yaklaşımın ceremesini bugün bütün emekliler çekiyor. Bunun altını çizeyim. Peki ben staj ve çıraklık konusuna da değinmek istiyorum. Evet. Bu konuda da çok fazla soru geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin staj ve çıraklık konusunda sözü vardı. Evet. Bu dönem acaba neden gerçekleşmedi? Süre mi yetişmedi? Acaba düşünceniz nedir bu konuda? Aslında sözünüzü yerinize getirecek evet, misiniz 28. dönemde? Söyledikleri doğrudur. Milliyetçi Hareket Partisi staj ve çıraklık sürelerinin hizmetten sayılmasını, hatta başlangıç tarihi olarak da sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmasını öngördük. Ama bu dönem gerçekleştirme imkanı bulamadık. Yani bir şu konu, hani 48 milletvekiliyiz. Her ne kadar Cumhur İttifakı olsak da iktidarda değiliz. Yani iktidar ortağı değiliz. Elbette ki AK Parti'nin ülkeyi yönetme sorumluluğu da var. Bütçeyi, diğer konuları ona göre dengeli tutmak zorunda. Ama bir kıvama geldiğini söyleyebilirim. Yani niye? Çünkü bu gerçekten bir hak. Biz bunu sırf bir şirin görünmek adına seçim beyannamemize yazmadık. Çünkü başka mesleklerde, mesela avukatlıkta staj sigortalılık hizmetine sayılıyor. Mesela askerlik hizmeti
Ortada bir çalışma yok. Borçlanabiliyorsun, hizmetine saydırabiliyorsun. Yurt dışıyla ilgili benzer durum var. Yani benzer birçok konuda sen hizmetine saydırabildiğin halde fiili bir çalışmaya dayanan staj ve çıraklık sürelerinin hizmetten sayılmamasını doğru bulmuyoruz. Sayılmalı. O nedenle bu yılki seçim beyannamemizde de bunu tekrar koyduk. Ben bu dönem bu konuda da bir çözüm sağlanacağına yürekten inanıyorum. Çünkü haklı bir talep. Yani ekstra verilen bir şey değil. Yani sigorta numarasını veriyorsun. Sadece kısa vadeli sigorta primlerini tahsil ediyorsun. Ama fiili bir çalışma var. Bir de şu açıdan çok önemli. Biz bir taraftan ara eleman sıkıntısından bahsediyoruz. Şimdi organize sanayi bölgelerimize gidelim. Sanayicimizin en büyük sıkıntısı ara eleman bulamıyor. Yani bir yandan mesleki eğitimi geliştirme çabası içerisindeyim. Önemli de kararlar aldı bu süreçte. Ama mesleki eğitimde okuyan birinin stajını ya da çıraklık süresini hizmetine saymıyorum. Yani bu anlamda mesleki eğitimi de teşvik edecek bir konu olarak görüyoruz biz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bu mağduriyeti bu konu. Dönemde evet. Giderecek ve önem arz ettiğini ifade ediyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Bir başka bir konuya değinmek istiyorum. Birkaç gün önce ben de seçim boyunca burada kalıyorum. Ankara'da AVM'ye gittiğimde hanımefendiler yanıma geldiler, bizleri tanıyanlar ve programınızı seyredenler. Şunu söylediler, biz AVM çalışanlarıyız ve çok fazla çalıştırılıyoruz. Sabah 10'da buraya geliyoruz, akşam 10'a kadar buradayız. Evlatlarımızı göremiyoruz. Bu konuda acaba Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir çalışması olacak mı? Şimdi ayrıca yardımcı hizmetler konusunda da size soru sormak isterim. Evet. Bu konuda gelişmeler olacak mı? Evet. Şimdi AVM konusunun önce esnaf boyutuyla değerlendireyim. Çünkü o konuda da vaadimiz var. Mevcut AVM'lerin ve zincir marketlerin kuruluş yeri açısından belli kurallara bağlanması görüşündeyiz. Seçim beyannamemizde de yer verdik. Büyük AVM'lerin şehir dışında olması, şehir içinde kurulacak market düzeyindeki bu zincir marketlerinde belirli şartlarda, belirli mesafelerde kurulmalı. Yani burası mutlaka düzenlenmesi gerekir. Çünkü adım başı büyük market esnafımızı bitiriyor. Yani esnafımızı, bizim toplumumuzun temelidir esnafımız. Bu anlamda bu düzenleme, bir alt çalışması da yapıldı Ticaret Bakanlığımız tarafından. Ben bu dönem bu kanun çıkacağını tahmin ediyorum. Biz de zaten seçim vaadi olarak da beyannamemize koyduk. Aynı şekilde sebze meyve ticareti halka kanunuyla ilgili de düzenleme inşallah önümüzdeki dönem yapılacak. AVM'de çalışanların uzun süreli çalıştırılması, tabii süreyi ne kadar onu bilemiyorum. 12 saat olduğunu ama ifade iş kanunumuz var bizim bu alanda. İş kanunumuz var. İş kanunumuz der ki haftalık 45 saat çalışılabilir. Ha bunu 3 güne de sığdırabiliyorsun, 5 güne de sığdırabiliyorsun ama toplam çalışma saatinin sürekli uzun olmasına kanunlarımız el vermez. Yani 270 saat toplamda çalışma gerekir. Bunu aşıyorsa bunun çok ağır idari para cezaları var. Yani işverenlerin, o çalışan arkadaşlarımızı çalıştıran işverenlerin buna riayet etmesi gerekir. Yani iş kanununda öngörülen sürelerde çalıştırma yapılması, bunu aşarlarsa cezalı duruma düşerler. Çok daha yüksek düzeyde idari para cezaları var. Bunu dikkate almalılar. Bu anlamda da bu mağduriyetin giderilmesi için de tabii ki denetim elemanlarımıza görev düşüyor. Çalışma Bakanlığımızın, SGK'nın denetim elemanları bilgisi olduğu zaman gerekli denetimi yapıp orada müdahale eder. Yani çalışanlar da, çalıştıranları da, işverenler de bu konuda uyarayım, yarın büyük cezalarla karşılaşabilirler. Öyle, bu konuda düzenlenen kurallar neyse, kanun, mevzuat, ona uyusunlar. Şimdi emeklileri konuşuyoruz. Yani çalışanın beden ruh sağlığını da korumamız lazım. Yani sürekli uzun çalışma uygun olmaz. Yani. Her anlamda, problem yaratır. Tabii. Haklısınız. EYT'yi konuştuk, staj çırak dedik, emekliler, bağkurlular dedik ama burada kamu personellerine iyileştirmeyi de konuşalım istiyorum biraz. Tamam. Çünkü kamu işçilerine zamdan bahsettik. Evet. Bu durumda kamu personellerinin de bir beklentisi olacak diye düşünüyorum. Tabii. Kamuda statü kargaşası var. Yani normalde kanuna baktığın zaman memur,
sözleşmeli, geçici ve işçi statüsü olması lazım. Ama bunlar kendi içinde tekrar farklı farklı kollara ayrılıyor. Bu da çalışanlar arasında gerçekten çalışma barışını bozuyor. Bir devlet dairesine gidiyorsunuz, aynı yerde çalışan ama statüleri farklı olması nedeniyle aralarında özlük hakları yönünden çok büyük farklılar olan bir tablo var. Yani bu tablo hakikaten uygun bir tablo değil. Bizim köklü düzenleme yapılması gerektiğini öngördüğümüz bir alan bu. Biliyorsunuz sözleşmeliler kadroya aldık. 450 bin civarında bir sözleşmeliyi kadroya aldık. Vekil ebe hemşireleri kadroya aldık. Vekil, imam ve müezzinlerle ilgili sınavla kadroya alınması uygulaması getirildi. Biz ona da itiraz ettik ama kanun öyle çıktı. Çünkü bir kişiyi vekil imamlık yaptırıyorsan onu doğrudan kadroya alman lazım. Bir sınav şartı getirildi. Sınavla alınıyor. Geçici işçiler var yine kamu çalışanları. Geçici ve mevsimlik işçiler. Bunların da çalışma sürelerinin 11 ay 29 güne kadar uzatılabilmesine imkan tanıdık. Ayrıca bunların boş bulunan sürekli işçi kadrolarına alınması yönünde de düzenleme yaptık bu yıl. Ha, bu kapsamda henüz mağdur olanlar var. Sayılar da aslında çok değil. Neler var? Sayayım. Usta öğreticiler var. Kadro bekliyor. Ek ders ücretle çalışanlar var. Aile Bakanlığı'nda ek ders ücretli sosyolog, psikolog gibi ünvanlarda çalışanlar var. Bunların da kadro alması lazım. Daha önce kadroya alınan taşeron yasasından yararlanamayan taşeron işçiler var. Yani asli işte, devletin asli işinde çalışıyor. Mesela Sağlık Bakanlığı'nda hastane bilgi yönetim sisteminde çalışıyor. Ama bir konulan bir şarttan dolayı bunlar kadro alamadı. Dört gözle kadro bekliyorlar. Hani büyük sayılarda kadroya alınmalar yapıldı ama bunların sayıları daha az. Bunların da kadroya alınması lazım. Kitlerde çalışan mesela taşeron işçiler. Peki ücretli öğretmenler? Ücretli öğretmenler. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Ücretli öğretmenler. Yani bunlar kadro dışı bırakılması tabii ki bu kesimleri üzdü. Ama çalışma vardı aslında. Çalışma Bakanlığımızın bu yönde çalışması vardı. Herhalde yetişmedi. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem bu düzenlemeler de yapılacak. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak sürekli takip ettiğimiz, gündeme getirdiğimiz konulardı bunlar. Yine seçim beyannamemizde de taahhüt ettiğimiz konular. Önümüzdeki dönem bunların da sorunlarına çözüm gelecek. O bekledikleri kadrolara kavuşmalarını inşallah hep birlikte göreceğiz. 3600 ek göstergeye değinelim istiyorum. O da kamu çalışanların. Biraz çetrefilli bir konu olarak gözüküyordu. Gündemde uzun bir süre durdu. Evet. Ancak çözüme kavuştu. Evet. Bu konuda kısaca neler söylemek istersiniz? Bu konuda kısaca yani memurlar için ek gösterge çok önemli. Özellikle emeklilik aylığı açısından çok önemli. Bizim işte polislere, avukatlara, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, diyanet çalışanlarına, üniversite mezunu olanlara, bekçiye, işte uzman erbaşlara, müdürlere, gelir uzmanlarına verdiğimiz sözler vardı. 3600 ek göstergeyi vereceğiz diye. Bu gerçekleşti. Fakat şöyle bir durum da ortaya çıktı. Onu da ifade edeyim. Çünkü yeni beyannamemizde bunu da öngördük. Bazı statüde, kadroda çalışan, kamu çalışanları mağdur duruma düştü. Yani dengelerde bir bozulma oldu. Hiyerarşide bir bozulma oldu. Şimdi 3600'ün önemi şuradan. Bu ek göstergelerin karşılığı emek sandığı kanunda bir tazminat oranları var. 3600'e gelince o tazminat oranında bir sıçrama oluyor. Aslında o tazminat oranlarını tüm hiyerarşi açıdan, işte görevin önemi açısından belli bir adaletli bir dağıtım yapılsa bütün kamu çalışanları memnun edilebilirdi. Biz bunu öngördük. Ek gösterge sistemini yeniden düzenleyeceğiz dedik. Ayrıca birinci dereceye gelen üniversite mezunlarına da 3600 ek gösterge vereceğimizi taahhüt ettik.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncelikleri arasında asker aileleri de bulunuyor. Evet. Bu konuda çalışmalarınız var mı peki? Vaadimiz var. Mevcut rakamın muhtaç asker ailelerine yapılan bir yardım var. Sosyal yardımlaşma, dayanışma teşvik fonu üzerinden. Onun artırılmasını, şu an bildiğim kadarıyla 500 lira. Bu da yani bugünkü şartlarda çok yetersiz bir rakam. Bunun artırılmasını öngörüyoruz. Vaat ettik onu da. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekleştirdiği vaatleri konuştuk. Evet. Gerçekleştirecekleri vaatleri konuştuk. Sözlerinizden bahsediyorsunuz. Peki siz bu politikalarınızı hazırlarken hangi hususlara önem veriyorsunuz? Yani her toplum kesiminin yaşadığı konuları iyi analiz ediyoruz. Bu sorunlara nasıl çözüm getirebiliriz? Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Geniş bir kadroyla yapıyoruz bunu, bu çalışmaları. Ve de en doğru nasıl bir çözüm getirilebilir? Bunun analizini yapıp bunu seçim beyannamemize alıyoruz. Birçok kesimin takdirini de kazanıyor bizim seçim beyannamelerimiz. Tarafsız bazı tüm siyasi partilerin seçim beyannamelerini değerlendiren kuruluşlar var. Daha önceki seçim beyannamemizi en doğru, ayakları yere basan, afaki, popülist söylem olmayan dört dörtlük bir seçim beyannamesi olarak bizim MHP seçim beyannamemizi takdir ettiler. Bu seçim beyannamemizin de aynı değerlendirmeye tabi olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok yoğun emek verdiğimiz ve insanımızın yaşadığı sorunlara çözüm getirme yolunda hem de hem en makul çözümü öngörme noktasında seçim beyannamelerimiz gerçekten yeterince öneriye ve tespitlere sahip. Bir de politikalarımız var biliyorsunuz seçim beyannamelerimizde. Cumhur İttifakı döneminde dış politika, işte Türk Birliği olsun, Kıbrıs davamız olsun, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimiz olsun. Bugün son 5 yılda yaşananlara baktığımız zaman Türkiye dış politikada gerçekten altın yıllarını yaşıyor. Yani diplomasinin merkezi olmuş. Rusya-Ukrayna savaşı arasında barışı İstanbul'daki yapılan toplantılarla barışı sağlamaya çalışan tek ülke. Yine tahıl koridoruyla milyonlarca insana tahılın ulaşmasını, buğdayın ulaşmasını sağlayan bir ülke. Terörle mücadele politikamızda zaten kahraman güvenlik güçlerimiz destan yazıyor. Yurt içinde güvenlik, huzur tam tesis edilmiş durumda. İnşallah kökünü de kurtaracağız. Yani bu Kuzey Irak ve Suriye bölgesindeki teröristleri de oradan arındırıp güvenli bir ortam sağlayacağız. Bunun dışında ekonomiyle ilgili bizim üreten ekonomi programımız var. Biz normalde bunu 4 yıl, yani bir orta vadeli bir programmış gibi hazırladık ve ona göre politikalar öngörmüştük. Sürekli de bunu güncelliyoruz. Şu anda uygulanan ekonomi politikası bizim ekonomi politikamızla örtüşüyor. Yani biz Türkiye ekonomi modeli diyoruz ya şu anki uygulanan programa. Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazlayı öngören bir program. Bütün kalemlerde, üretimde, ihracatta, istihdamda gerçekten çok önemli gelişmeler sağlandı. Bir cari fazla verme konusuna ulaşamadık. Onun da nedeni geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının çok yükselmesi. Rakam da vereyim. Geçen yıl enerji ithalatım 97 milyar dolar. Bir önceki yıl 50 milyar dolar. Yani 46-47 milyar dolarlık enerji ithalatında sırf fiyat artışından dolayı artma var. Allah'a şükür bugün işte milli enerji politikamızla enerji alanında çok önemli yatırımlar yapıldı. Nükleer santralden tut, yenilenebilir enerji alanında. Bir de Cenab-ı Allah da veriyor, işte doğal gazımızı keşfettik. Bütün bunlar hani bizim ekonomide en fazla dışa bağımlı olduğumuz enerji alanında bu dışa bağımlılıktan bizi kurtaracak. Bu kaynakların ülke içinde kalmasını sağlayacak ve bu kaynaklar yoluyla da tüm insanımıza refah artışı sağlayacak. Yani
çiftçimiz de, esnafımız da, çalışanımız da, emeklimiz de bu kaynaklardan elbette istifade edecek. Artık kendi kaynağımızı kendimiz sağlar bir konuma geldik Allah'a şükür. Bu yıl cari fazla vereceğimizi de düşünüyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesini son hafta açıkladı. Evet. Seçim beyannamenizde en çok dikkat çeken konular hangisi? Bunu öğrenmek istiyorum vatandaşların taleplerine karşı. İkinci bir konuysa programın başında da açılışta da belirtmiştim. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı bir dönemde, bir yılda 100 söz verdi. Evet. Bu sözler arasında neler yer alıyor? Bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Şöyle söyleyeyim. Aslında seçim beyannamemizde vaatlerimizin sayısı belki daha fazla. Biz Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde buna atfen sözümüzü de 100'e indirdik ve MHP'nin 100 sözü diye bunu hatta broşürlerinde de bastırdık. Burada öncelediğimiz konuları 100 madde halinde yazdık. Başta tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını öngörüyoruz. Daha kökleşmesini öngörüyoruz. Bu kapsamda da ilk başta mesela anayasa, yeni anayasa. İnşallah anayasayı değiştirebilecek bir güçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı olarak nitelikli çoğunluğa sahip oluruz ki öyle görünüyor şu anda. İlk işimiz anayasayı, yeni anayasayı uygulamaya koymak. Türk milletine yaraşır. Çünkü darbe döneminden kabul edilen bir anayasa, birçok maddesinde değişiklikler oldu ama yeniden yazılması gerekiyor. Biz bunun hazırlığını da yaptık. 100 maddelik, yine 100. yıla önemine atfen 100 maddelik bir anayasa hazırladık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Bunun ana hatlarını genel başkanımız kamuoyuyla da paylaştı. AK Parti'ye verdik, Cumhurbaşkanımıza verdik genel başkanımız. AK Parti'nin de bir hazırlığı var. İnşallah yani yapacağımız ilk işlerden birisi de yeni anayasa olacak önümüzdeki dönem. Tabi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum kapsamında öngördüğümüz düzenlemeler var. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni böyle sürekli itişen kakışan yani şu milletimize yaraşır bir görüşmelerin yapıldığı, toplantıların yapıldığı bir duruma getirelim istiyoruz. İş tüzüğün değişmesi lazım. Yani meclisin çalışma usul esaslarını belirleyen bir iş tüzüğümüz var. Bunun değişmesi lazım. Yani o konuda taahhüdümüz var. Yine bu mesleki örgütler var. Mesleki konuların dışında her işe burunlarını sokuyorlar. İşte Türkiye Mimar Mühendisler Odası, işte Tabipler Odası, bilmem ne odası. Aslında anayasada çerçevesi çizilmiş, kendi mesleki alanında çalışmalar yapması gerekiyor ve kendi meslek üyelerinin haklarını savunması gerekiyor. Ama bakıyorsun devletimizin, hükümetimizin bir icraatının önünü tıkamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yok mahkeme, yok bilmem ne. Bu alanda da bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bunu da zaten seçim vaadi olarak öngördük. Elbette ki ekonomik, sosyal konularda da önemli vaatlerimiz var. Çiftçimizle ilgili, esnafımızla ilgili, yine biraz önce bahsettiğimiz işte çalışanlarımız ve emeklilerimizle ilgili, dış politika ile ilgili Türk kuşağı stratejimiz var bizim. Yani Türk Birliği'nin taşlarını döşedik şu 5 yıllık dönemde Allah'a şükür. Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Ve 2040 vizyonuyla Türk Cumhuriyetleri arasında ilişkiler her alanda hızla gelişiyor. Bu nihayete de ulaşacak bizim 54 yıldır savunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak rahmetli başbuğumuzun bize gösterdiği hedef inşallah gerçekleşecek. Tabii biz şunu da öngörüyoruz. Türkiye merkezli bir yeni bir medeniyet diyoruz. Birleşmiş Milletler'in yapısını dahi değiştirmeyi öngörüyoruz. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya dünya 5'ten büyük. Maalesef işte 5 ülke kendi çıkarları doğrultusunda birçok şeyi engelliyor. Dünyada aslında barış, adaletin sağlanması zor değil. Yani Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de yer alması bu anlamda da dünya barışına, dünyada adalete
çok önemli katkı sunar. Bu da bizim öngördüğümüz hususlardan birisi. Vaadimiz yok. Yani her kesimin şu an için öncelikli sorunlarına getirdiğimiz çözüm önerilerimiz vaat olarak yer alıyor. Vatandaşın en çok merak ettiği bir diğer konuysa işsizlik ve yoksullukla mücadele. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi 27. dönemde bu konuyla alakalı neler yaptı ve vaatleriniz ne olacak? Şimdi şöyle not da almıştım. 2021 yılında %12 olan işsizlik oranı 2022 yılında %10,4'e, evet. 2023 Ocak ayında ise %9,7'ye geriledi. Evet. Bunu ortadan kaldırma gibi bir hedefiniz var mı? Ayrıca yoksulluk sınırı durumu da çok önemli gerçekten. Bu konuda vaatleriniz neler olacak vatandaşa? Tabii. Bugün de Mart ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Yine iyi bir rakam. %10. İşsizlik oranı %10. Hani bahsettiğimiz Türkiye ekonomi modeli gerçekten tam amaçladığımız, hedeflediğimiz şekilde işliyor. İstihdamda çok önemli artışlar oldu. Geçen yıl 1 milyon 600 bin üzerinde, önceki yıl 1 milyon 900 bin üzerinde. Bir de neye rağmen Büşra Hanım, dünya kasıp kavruluyor. İşte 3 yıldır süren artık kalmadı da işte 2019'un son çeyreğinden itibaren yaşanan küresel pandemi, ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, bütün ekonomik dengeleri dünyada alt üst etti. Ama Türkiye akıllıca bir politika uyguladı. Üretimi sekteye uğratmadan bu işin altından kalktık. O sayede ihracatta her ay rekorlar kırıyoruz. İstihdam artışı beklenenin çok üzerinde artış sağlanıyor. O pandemi döneminde 2020 Nisan-Mayıs aylarında işsizlik oranı 16'ları vurmuştu. Ama işte uygulanan politikaların sonucu istihdam sayısı 31,5 milyona kadar çıktı. Yani 25 milyona kadar düşmüştü. Şu anda 31,5 milyona kadar çıktı. Zaten işsizlikle mücadelenin en önemli odak noktası üretim, yatırım esaslı politikalar. Şu anda da tam bu politikalar uygulanıyor. İşsizliğin tek haneli rakam Ocak'ta düşmüştü. Arada çok büyük bir felaket yaşadık. Asrın felaketini yaşadık. Elbette ki ekonomiye bazı olumsuz etkileri oldu. Neticede 11 ilimizde 14 milyon insanımızı etkileyen bu deprem ekonominin de %10'unu karşılık gelen bir yer. Ama kısa sürede bunu atlattık. Yani ekonomik faaliyetlerdeki canlılık devam ediyor. Türkiye büyümeye devam ediyor. Yani Türkiye büyüyen, güçlenen, yükselen bir ülke. Bunu IMF verilerinde de görebilirsin, Dünya Bankası verilerinde de görebilirsin, OECD'nin verilerinde de görebilirsin. Son süreçte OECD ülkeleri arasında en fazla istihdam sağlayan ülke Türkiye. Bunu OECD açıklıyor. Hani muhalefet, işte bir devlet düşmanlığı var ya, hani TÜİK'e kapısına falan vardılar, basmaya gittiler. Onun rakamlarına itibar etmiyorlar, anladım da işte uluslararası bütün kuruluşların rakamları da ortada. Yani Türkiye bu alanda başarılı bir politika uyguluyor. Yoksullukla mücadele zaten birbirini besleyen iki konu. Bu konuda da şöyle bir rakam vereyim. Hani muhalefete kalırsan millet aç, hepimiz açız. Soğan diyorlar, domates diyorlar, başka bir şey demiyorlar. İşte 30 lira soğan diyor. Ya turfanda zamanı her şeyin fiyatı pahalı olur. İşte dünyada önceki gün pazarda gördüm 12,5 lira soğan. Yani 30 lira dedikleri. Halbuki yani esas Türkiye'nin dış güçlere karşı verdiği mücadelede Türkiye'nin yanında yer almak varken tam tersi böylesi politikalar gidiyorlar. Neyse konuyu şeye taşırmayayım. Son 10 dakikamıza da girdik. Öyle size. Mi? Evet, toparlayabilirsek. Çünkü sormak istediğim birçok konu var. Şimdi hemen o veriyi vereyim. Bu da Dünya Bankası'nın verisi. Küresel yoksulluk sınırı var. Açlık sınırı dediğimiz. Bir de Türkiye'yi Dünya Bankası üst orta gelirli ülkeler arasında gösteriyor. Günlük 6,85 doların altında geliri olan kişi sayısı dünyada %47. Yani dünyanın %47'si
günlük 6,85 doların altında gelire sahip. Bunun Türkiye oranı ne biliyor musunuz? %11,3. Yani zaten üst orta gelirli ülkeler arasında gösteriyor. Ha, fakirimiz yok mu var, yoksulumuz yok mu var. Ama bu Dünya Bankası verilerine göre %11 düzeyinde. Yine bir başka veri Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı her yıl ülkelerin insani gelişmişlik endeksini yayınlar. İnsani gelişmişlik endeksinin içinde de birincisi gelir, işte okullaşma, sağlık alanındaki gelişmeler, bunlara bakarak değerlendirme yapıyorlar. Biz 3 yıldır en yüksek insani gelişme endeksinde yer alan ülkeler arasına girdik. 2019'dan bu tarafa Birleşmiş Milletler bizi en yüksek insani gelişmiş ülkeler arasında gösteriyor. Yani bunları da görmek lazım. Tamam, fakirimiz var, buna bir şey demiyoruz. Bu alanda da aslında sistemimiz var, hem de vaadimize geleyim oradan. Sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik fonuyla ilgili kanunumuz var biliyorsunuz. Ve bu alanda yoksul ailelere birçok konuda yardımlar yapılıyor. İşte kömür yardımından tut, eğitim yardımı, sağlık yardımı, gıda yardımı, nakdi yardım, birçok çeşidi var. Biz bunu gelişmiş ülkelerdeki uygulamaya döndürmek istiyoruz. İşin güzel tarafı AK Parti de benzer bir vaatte bulundu. Demek ki bunu hızla gerçekleştireceğiz. Nedir bu? Asgari gelir desteği vereceğiz vatandaşımıza. Şöyle, mevcut kanunda asgari ücretin kişi başına gelir, bir ailede kişi başına gelir, asgari ücretin 1/3'ün altındaysa devlet yardım yapıyor. Buradan hareketle asgari ücretin de, hem de onu da açıklamış olalım bu ara, Temmuz ayında 10 bin lira civarında olacağını Çalışma Bakanımız açıkladı. 10 bin liralık asgari ücretten bunun uygulamasına bakarsak, kişi başına düşen 1/3'ünü alıp bunu 4 ile çarpıp 4 kişilik aile için baktığımız zaman 13.300 lira. Diyeceğiz ki vatandaşımıza, gelirin 10 bin liraysa aradaki 3.300 lirayı devletimiz sizin banka hesabınıza yatıracak. Yani bir garanti veriyor devlet. Mevcut uygulamada talep temelli, biz hak temelli hale getiriyoruz. Yani talep edeceğin ya muhtar kanalıyla ya da başka bir kanalıyla bu yardımdan yararlanma, şu anki uygulama öyle. Biz bunu otomatiğe bağlayacağız. Hem bir gelir garantisi verip onun altında gelir olana ne kadar altındaysa aradaki fark kadar gelir desteği vereceğiz. Bu gelişmiş ülkelerin birçoğunda var. Vatandaşlık maaşı diyorlar. Başka adlar söylüyorlar. Vaatlerimizden birisi bu. Bir de muhtaç durumdaki her ailenin mutlaka bir gencine iş vereceğiz. Yani o da bizim önemli vaatlerimizden. Yani ailede işsiz kalmayacak. En az bir kişi çalışacak diyorsunuz. Her ailenin bir şekilde gelir sahibi olmasını sağlayacağız. Yani, çok önemli. Çok önemli. Yani işsiz ailede kim varsa ya da ailenin içinde hiç çalışan yok, bunlardan birine devlet olarak iş imkanı sunacağız. Hilal kartımız var, uzun dönemdir beyannamelerimizde yer alıyor. Bu da önemli bir uygulama. Yani sosyal yardımın biraz gizli olması, hani sağa sola görmeyecek meselesi var ya bizim sosyal yardım anlayışımızda, inancımıza göre. Bir yardım kartı mı verilecek? Evet, kart verip onu da esnafımız da gelişsin diye verilecek yardımları o karta yükleyip esnafımızdan ihtiyacı neyse onu alsın. Hem yani, vatandaşa destek hem vatandaşa, de esnafa destek. Hem de esnafa destek. Buna benzer yoksullukla mücadele kapsamında vaatlerimiz var. Bir diğer konuyu konuşmak istiyorum. Evet. Az önce depremden bahsettiniz. Evet. Ekonomik ve sosyal destekleriniz oldu. Evet. Depremden etkilenen vatandaşlar için. Kalıcı konutlar da yapılıyor. Evet. Ancak İstanbul depremi de bekleniyor. Evet. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak da sormak istiyorum diğer vatandaşlar için. Evet. Bu konuda iyileştirmeler yapılacak mı? Neler düşünüyorsunuz? Çünkü diğer illerimize gerçekten İstanbul merkezli yardımlar toplanıp gitti diyebiliriz. Fakat evet, İstanbul böyle bir felaketi yaşarsa Türkiye altından kalkabilir mi? Bunu hiç bilmiyoruz gerçekten. Çünkü yapılaşma ciddi anlamda kötü. Evet. Bazı sokaklara bir araç dahi giremiyor. Evet. Araçlar park edildiğinde oraya araçlar giremiyor. Evet. Yangınlar olduğunda da bunu görüyoruz. Deprem olsa gerçekten İstanbul'un durumu ciddi anlamda içler acısı bir halde olur. Evet.
Bu konuya özel önem verdik. Seçim beyannamemizde afetlerle mücadele diye bölüm yer açtık ve onun altında yapılması gerekenlerle ilgili önerilerimizi, vaatlerimizi sıraladık. Ayrıca yaşananları da beyannamemizde ortaya koyduk. Hatta tüm bu bilgileri tek bir kitapçık haline getirip basıp dağıttık. Yani MHP'nin bu konudaki görüşleri vatandaşlarımız tarafından bilinsin diye. Tabii çok büyük bir felaket yaşadık. Orada ekonomik, sosyal konularda gerçekten hiçbir ülkenin, bugün dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı işler başarıldı. Yani deprem olalı işte 3 ay oldu mu işte 3 ayda konutlar teslim edilmeye başlandı. Köy konutları teslim edildi ve hızla kalıcı konutların inşası yapılıyor. Yani çadırdır, konteynerdir, kerpiç evdir. Bunlar hani vatandaşımızın mağdur olmaması noktasında hem beslenme, hem barınma, hem diğer sosyal konularda gerçekten çok büyük orada çalışmalar yapıldı. Tabii Türk milleti olarak da tabii hepimizi üzen, 50 bin üzerinde de biliyorsunuz vefat eden vatandaşımız var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti seferber oldu. Her taraftan varını, yoğunu bölgeye seferber etti insanımız. Bunun devam etmesini öngörüyoruz tabii. Oradaki vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşması, bir an önce kavuşması en öncelikli konumuz. Peki deprem beklenen iller için ne yapılacak? Evet. Şimdi ona geleyim. Bir defa bazı konularda yeni çalışmalar gerekiyor. Yani şunu yapmalıyız. Hani bir afet öncesi durum var, afet anı var, afet sonrası durum var. Bu üç bölüm halinde analiz ettik. Yani risk yönetimi kapsamında önerilerimiz var. Bir defa bütün Türkiye'nin etütlerinin, jeolojik etütlerinin yapılarak yani fay yataklarına, dere yataklarına, tarımsal alanlara, sit alanlarına kesinlikle yerleşim izni verilmemesi gerekiyor. Bu konuda bir kanun düzenleme yapılmalı. İkincisi, bahsettiğiniz İstanbul gibi illerimiz için kentsel dönüşüm çok önemli biliyorsunuz. Bu alanda da öngörümüz riskli yapılarda inisiyatifi devlet almalı. Şimdi biliyorsun vatandaşın rızasını almak durumundasın. Vatandaş da yani binasının riskli olduğunu bazılar da bile bile oturuyor. Niye? Maddi imkanı yok yani yenileme kapsamında. Orada maddi imkanı yok. Mevcut zaten hükümetimiz bu uygulama başlattı. Yarısı bizden, yarısı sizden diye. O çok önemli bir uygulama. Biz de beyannamemizde benzeri önerilerimiz var. Finansman modelleri uygulamaya koyalım diye. Yani dediğiniz gibi yardıma gitmeye bile imkan olmayacak İstanbul'da yerler var. Dar sokaklar, şeyler. Bunu hızla tüm İstanbul'un kentsel dönüşümünü bitirmemiz gerekiyor. Hı hı. Riskli yapıları mutlaka devlet inisiyatif olarak vatandaşın rızasını almadan, aramadan bunu yapabilmemiz lazım. Bu konuda bir kanun değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Ama bunu esas yapması, düşünmesi gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi de herhalde senede birkaç gün İstanbul'a uğruyor. Başka vilayetlerde geziyor, tozuyor. Seçim ne bir ünvanı da yok, seçim çalışması yapıyor yani. Peki siz şimdi riskli binalardan taşınılması gerektiğinden de bahsettiniz. Evet. Bu durumda herkesin buna imkanı yok. Büyük şehirlerde biliyorsunuz ciddi bir kira krizi başladı. Evet. 2000 lira ödeyen bir kiracı 5 yılı doldurduysa ev sahibi %300, %500 zam isteyebiliyor. Birden kirası 10 bin lira, 15 bin lira olabiliyor. Bu konuda çalışmalarınız olacak mı? Evet. İkincisi merak ettiğim bir hususta yabancılara konut satışı konusunda bir sınırlama getirilecek mi? Evet, bu genel bir sorun. Yani tüm ülke düzeyinde, genelde bütün vilayetlerde karşılaştığımız bir konu. Konya'da da çok konuda şikayetler var. Tabii bunun öncelikle etkenleri nedir? Buna baktığımız zaman birincisi bahsettiğiniz konu. Yabancıların fiyat artışında önemli bir etken olması. Bir ikincisi mesela deprem nedeniyle başka bölgelere gelen, büyük şehirlere gelen insanımız var. Bu da tabii bir konut talebinde bir
artışa yol açtı. Bir de siyasi amaçlı, yani belli, açıkça söyleyeyim, yani Cumhurbaşkanlığı bu yolla deviririm, ekonomik memnuniyetsizlikler oluşturayım, sadece kira değil. Mesela şu son dönemde hiçbir maliyet artışı söz konusu değil. Yani döviz aynı gidiyor, enerji maliyeti düşmüş ama gidiyorsun sürekli fiyatlar artıyor. Ramazan'da, Ramazan bayramı sonrası, daha öncesi. Burada birilerinin parmağı var. Yani organize bir yapı var. Bunlarla tabii denetimle ancak bunun üstesinden gelebilirsin. Esas sorduğunuz soruya gelince, biz o rakamların yükseltilmesini, hatta şu süreçte durdurulmasını, yani yabancıya konut satışının durdurulmasını. Özünde biz yabancıya konut satışına karşı değiliz. Yani benim vatandaşım da gidip Avrupa'da bir ülkede konut alabiliyor. Ama bir sınırlama getirilmesi, lazım. Yani ilin belli bir şeyini geçmemesi lazım. Yani toplam onun hesabı yapılır. %1'ini dersin, %2'sini dersin. Bu şekilde. Mesela Antalya'ya süremiz doldu, toparlayabilirsek. Bir de son 10 saniye Suriyeli sığınmacıların huzurlu ve sağlıklı, güvenli bir şekilde gönderilmesi konusunda bizim ne vaadimiz, düşünüyorsunuz? Bizim vaadimiz o. Süremiz doldu. Hızlı toparlayabilirsek. Hızla toparlayayım. Yani 3-4 yıldır sayıda bir artış yok. Yani 5 milyon küsur yabancı var Türkiye'de. Bunun 3 milyon 700'ü falan Suriyeli sığınmacı. Bunlardan dolayı da vatandaşımızdan şikayetler alıyoruz. Afrin ve Elbap bölgesine, orayı güvenli hale getirdiğimiz için 500 bin üzerinde oraya yerleşenler var. Ayrıca İdlib'de 5 milyon daha sığınmacı gelme durumu vardı. Onu önledik. Yani göçü kaynağında önleme politikası uygulanıyor. Bütün sınırlarımızı duvarla, işte arada kaleler, kuleler, bütün elektronik donanımla donattık. Yaprak kıpırdası artık sınırlarımızda. Orada görevliler görebiliyor merkezlerden. Mevcut sığınmacıların vatanlarına kavuşturulması konusunda da bugünlerde önemli gelişmeler var. Suriye ile diplomatik anlamda görüşmeler sürüyor biliyorsunuz. Dışişleri Bakanları toparlayabilirsek lütfen. Milli Savunma Bakanları, İstihbarat Başkanları, Rusya, İran, Suriye, Türkiye toplantılar yapılıyor. O güvenli ortam sağlandığı anda o Suriyeli sığınmacıları vatanlarına kavuşturacağız. Birçok konu daha konuşmak istiyordum. Şehit, gazi aileleri, sağlık çalışanları, önemli. Hepsi hakkında vaatleriniz var. Bu programa yetişmedi ama vatandaşlarımız internet üzerinden inceleyebilirler beyannamemiz de var. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız, şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz ve değerli dinleyicilerimiz, bu akşamlık programımızın sonuna geldik. Bugün programımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Kalaycı ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyanlanmasını konuştuk. Sizler de bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz.